Manşete hoş geldiniz. Tuhaf şeyler oluyor. Açıkçası çok düşündüm. KJ'ye ne yazayım diye. Tuhaf şeyler oluyor demek. Bu yayın boyunca bahsedeceğim konuları tanımlayan yegane cümleydi. Veya yegane tanımdı. Tuhaf şeyler oluyor. Sondan başlayalım mı? Mesela Fenerbahçe. UEFA Şampiyonlar Ligi. ikinci eleme turu rövanş maçında. Ukrayna'nın Dinamo Kiev maçına. E, Din Dinamo Kiev takımını ağırlıyor. Takımın teknik direktörü Lucescu bildiğimiz bir isim. 10 kişi kaldığı maçta uzatmalarda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oluyor. Ve bu mağlubiyetin ardından Fenerbahçe taraftarı Vladimir Putin diye tezahüratta bulunuyor. Ve sosyal ağlarda görmüşsünüzdür. Bütün Fenerbahçeli taraftarlar utanç içinde nasıl böyle bir şey olabilir diye. Dinamo Kiev, Kiev adı üstünde Ukrayna'nın takımı ve Fenerbahçe yenilince, elenince nasıl bir tepki ki, nasıl bir öfke ki bu? Bir anda maç bitince Rusya'nın yanında Fenerbahçe taraftarı Rusya'nın yanında savaşa giriyor Ukrayna'ya karşı ve Vladimir Putin diye tezahüratta bulunuyorlar. Tuhaf şeyler. Yine Son gelen haberlerden biri görüntüsünü görmüşsünüzdür. Bakarsanız bulursunuz. Ağrı Sporu satın almak isteyen Ağrı'nın belediye başkanı Savcı Sayan, eski CHP'li biliyorsunuz. Deniz Baykal'ın istifa ettiği toplantıda ağlayarak kameralara takılmıştı ve öyle meşhur oldu. Sonra da aldı yürüdü. AKP'ye katıldı bilmem ne. Her neyse bu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Ağrı Sporu satın almak istiyor ve bir aileyle Yıldırım ailesiymiş galiba. Arasında bir tartışma çıkıyor ve o tartışmanın ardından Kalaşnikov'lu elemanlarla birlikte Ağrı sokaklarında gövde gösterisi yapıyor. Böyle bir yürüyüş yapıyorlar falan akşam karanlığında. Kurtlar Vadisi şehre indi. Yorumları yapılmış ama enteresan büyük yani enteresan bir gövde gösterisi. Sen o şehrin belediye başkanısın. O şehrin diyelim ki o takımını almak isteyebilirsin veya onunla ilgili emellerin olabilir vesaire ama her neyse olayın ardından yani bir aileyle girdiğin tartışmanın ardından sen korumaların, adamların kalaşnikoflarla belediye başkanı olduğun şehirde yürüyorsun. Yani kime karşı hangi gövde gösterisi içerisindesin? Tuhaf şeyler, tuhaf olaylar oluyor. Bir başka tuhaflık. Bu ekranda fotoğrafı görülenler Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehitleri. 4 ayda 48 şehit verilmiş. Kaçından ne zaman haberiniz oldu? Evet. Tuhaflık. Bir başka tuhaflık. Leman güzel çizmiş. 27 Temmuz 2022 çarşamba kapağında Devleti ayrı, derin devleti ayrı çözülüyor pardon derin devleti düşürdünüz abi diyor ve şeye baktığınızda o düşürülen fotoğraftaki resme baktığınızda bizim burada bundan önceki iki programda detaylı bir şekilde anlattığımız Levent Göktaş. Evet. Devleti ayrı, delin devleti ayrı çözülüyor. Mahalle hem aidiyeti hem bugüne kadar kendi içindeki bir takım kabulleri ve kendi kahramanları ve kendi anlatısı neyse bunu sürdürmekte ve ortaya çıkan gerçekler karşısında tavır almakta güçlük çekiyor. Bu Levent Göktaş olayıyla bizim yaşadığımız gözlemlediğimiz de bu. Levent Göktaş kudretli bir albay, kahraman apoyu getiren ekibin içindeki odun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Böyle bir sürü altına e, ünvanlar sıralıyor mahalle. Kim bunlar? Yani işte Oda TV, Yılmaz Özdil. Önceki yayınlarda detaylı olarak anlattım. Bir takım basın yayın neyse mevkuteleri, isimleri. Sonra bu kişi bir cinayet soruşturmasında firari duruma düşünce bunu da ona konduramıyor, firari de diyemiyor, kaçak da diyemiyor. İşte hakkında arama çık kararı çıkınca önce yurt dışına çıktı dediler. Kaçtı değil, çıktı. Sonra da işte yürüdü gitti filan gibi böyle yorumlar yapıyorlar. Yani firari diyemiyorlar. Ona buna öbürüne devletin koyduğu etiketlerle saldıranlar söz konusu kendi mahallelerinden biri olunca bunu konumlandırmakta güçlük çekiyor. Birazdan bahsedeceğiz. Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan avukatlar, yargıçlar, basın yayın mensupları filan falan gibi böyle listeler var. O listelere itibar ettiğim için değil. Doğruluğu da kanıtlanmadığı için, teyidi de alınmadığı için o listeler şu anda sadece internette dolaşan listeler hükmünde. Ona bel bağlıyor değilim ama bir iddiadır. Orada bir liste yayınlanmış ve listede dişe dokunur isimler ve bir takım iddialar var öne arkası en azından. O isimlere mikrofon uzatırsın, o isimleri bulursun böyle böyle bir şey var. O da der ki doğru, yanlış. Hayır o olay böyle oldu falan der. Ve sen de bunları korarsın. internette böyle böyle listeler dolaşıyor. Ve böyle böyle bir durum var. Nasıl ki Levent Göktaş pazar günü bir takım tweetler attı. Levent Göktaş'ın adını kullanan bir hesap. Sonra da avukatları öbürü bir iki bir tutum aldı. Bir iki gün olay tartışıldı. Hala da tartışılıyor gerçi ayrı bir konu. Sonra da ona göre herkes bir şey söyledi. Kimi doğru dedi, kimi yanlış dedi, kimi filancaların yaptığı iş dedi vesaire. Evet devleti ayrı, derin devleti ayrı çözülüyor ve burada insanlar öteden beri konumlandıkları pozisyonda bugüne kadar simgeleştirdikleri isimlerin aldıkları tavırlar, tutumlar ve yaptıkları icraatlar karşısında afallamış durumdalar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir merkezden perspektif verilen isimler var. Onlar toplumu veya o işte artık şey neyse kontrol altında kimler varsa mahallede onu kontrol etmeye veya onu ya bu iş böyledir şöyledir bak burada dikkatli duralım şurada dik duralım o konuya girmeyelim falan diye yönlendirmeye çalışıyor ama kafalar karışık. Kafalar fena halde karışık çünkü tuhaf işler oluyor. Anadolu Ajansı mesela tuhaf işlerle devam edelim. Anadolu Ajansı 26 Temmuz'da bir haber yayınladı. MIT nokta operasyonlarla terörün kaynağına darbe indirdi deyip bir takım listeler verdi. İşte PKK işte dan yakalananlar. İşte ne bileyim MİT tarafından etkisiz hale getirilen üst düzey PKK'lılar, DAEŞ, IŞİD. MİT operasyonuyla yakalanan bazı IŞİD mensupları, DAEŞ mensupları. Sonra FETÖ. Yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen bazı FETÖ üyeleri demiş ama burada bakın Nuri Gökhan Bozkır da var. Necip Habilemitoğlu katil zanlılarından 27 Ocak 2022'de getirilmiş. Bu bir FETÖ içinde veriliyor. Yani e, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ üyeleri diyerek hepsini tırnak içinde söylüyorum. Yani o tanımlamayı kabul ettiğim, inandığım, güvendiğim ve ona bir takım şeyleri yasladığım için değil. Ama Nuri Gökhan Bozkır'ı cemaatçi yapmış. Gülen cemaatinin bir üyesi yapmış Anadolu Ajansı. Sonra da işte tabii mahallede anlamaya çalışıyor. Arzu Yıldız güzel söylemiş yani insanları etiketleyerek aşağılamak suç. Şimdi Levent Göktaş'ın tweetleri ortaya çıktığında ki hala doğrulanmış değil. Her ne kadar avukatları yalan, yalanlasa da kendisi firari olduğu için avukatları da onunla irtibat kuramadıkları için o iş muallakta duruyor onu söyleyeyim. Avukatları daha doğrusu Celal Ülgen Ergenekon günlerinden avukatı o bu FETÖcülerin işi, cemaatçilerin işi dedi. O avukata sesleniyor. Yani Celal Ülgen'e sesleniyor Arzu Yıldız. Bir de avukatım diyor. Çıkar kardeşim cemaati o ara tarihten. Hiç yok say Öncesi de boktandı şimdi de boktan. Öyle yani. Çıkarın o şey dönemi. Diyelim ki cemaat dönemi diyorsunuz. O dönemi çıkartın. Öncesine bakın sonrasına bakın. Yani bu dünyanın şey bu ülkenin geçmişinde darbeler var. Bu ülkenin geçmişinde faili meçhuller var. Suikastler var. Toplumsal hadiseler var. E muhtıralar, darbe girişimleri var. Varoğlu var. Susurluk kazası var susurluk kazasıyla ortaya dökülen ilişkiler var. Cemaat dönemi dediğiniz dönem bana göre şudur söyleyeyim. 2012 7 Şubat MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasıyla AKP'nin ayağa kalktığı ve ondan sonra da işte bu işi cemaatten bilip tüm köprülere attığı bir tarih. Bana göre bitişi o. Başladığı yerde 2007 Emuhtıra. Ondan sonra bir cemaat AKP koalisyonundan bahsedebiliriz. Bana göre 5 yıllık bir süreçtir. 2007-2012 arasında. Çıkarın bu dönemi. Öncesine bakın, sonrasına bakın. 2012'den beri cemaat yok. Bir takım listeler dolaşıma girdi. SBK gerçekleri Twitter hesabı üzerinden ve bu Twitter hesabı yeni açıldı. 3-5 günlük bir hesap. O hesaptan bir takım listeler yayınlandı. Sezgin Baran Korkmaz'ın yargı ayağı, Sezgin Baran Korkmaz'ın emniyet ayağı, Sezgin Baran Korkmaz'ın ilişkide olduğu, ilişkide olduğu olacak herhalde avukatlar, Sezgin Baran Korkmaz'dan para ve maaş alanlar sıralı liste, Sezgin Baran Korkmaz ve iş ilişkileri, Sezgin Baran Korkmaz'ın basın ayağı, tam anlamıyla kimler kimlerle beraber demiş, isimler var, bu isimler böyle sıralanıp gidiyor. Ben o Sezgin Baran Korkmaz'ın şeyinde değilim. İşte yok yargı ayağı, yok emniyet ayağı, basın ayağı. Yani bu listeler başta da söylediğim gibi. Bakarsınız isim isim. Paramount'ta kalanlar var, para alanlar var, hediye alanlar var. Ne bileyim bir takım dosyalar verilenler var. Onlarla bir takım iş tutulanlar var vesaire. Bunlara bakarsınız. Bunları isim isim listelemiş ve... ...kiminle nerede ne tür iş tuttuğunu da yazmış. Yani şey değil boru değil. Yani masa üstü hazırlanmış bir şey gibi de durmuyor. Bir fikri takip yaparsınız. Böyle böyle bir iddia var dersiniz. Muhataplarına gidersiniz. Ama ülkede gazetecilik çöktüğü için günlerdir bu listelerde dolaşıyor. Herkes birbirine paslıyor. WhatsApp gruplarında dolaşıyor. Ama gel gelelim kimse dönüp de arkasına önüne bakmıyor. Yalanlayan var, doğrulayan var. Mesela ismi geçenlerden Güntay Şimşek'in Twitter hesabında yalanladığını gördüm. Ahmet Şık'ın bir takım maaş eğer illa hayırseverlik yapmak bir hayırda bulunmak istiyorsan filan filan yere bir market çeki filan verebilirsin gibi yönlendirmesinden bahsediliyor. Doğrulayan var ama ben işte şu 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 kanallardan bağışta bulunmasını veya hayırda bulunmasını istedim falan gibi söyleyenler var. Var oğlu var. Neticede bunları teyit edilmesi lazım. Ne bu iddiaların üzerine atlayıp da aha da bak böyledir filancalar para almış fişmekancalar şöyle şöyle ilişki içine girmiş fişmekancalar şöyle şöyle otelde kalmış iş tutmuş denebilir ne de hayır yok böyle bir şey denebilir. Ama ülkede gazetecilik saha gazeteciliği bittiği için teyit mekanizması çöktüğü için herkeste bir afallama herkeste bir görmeme hali var herkes başını kuma sokmuş durumda. Evet. Antiparantez söyleyeyim. Bağış işin, işinde aracı olduğunu söyleyen gazeteci ...lere denk geldim. Bir gazeteci, bir kara para... Aklama, ...aklamakla şöhret olmuş... ...ilişkileri, ticari ilişkileri, şaibeli... ...bir isimle röportaja gidebilir. Röportaj yapabilir. Onun mekanına da gidebilir. Yalısına da gidebilir. Amaç ondan... ...bilgi almak, ona bir takım sorular yönetmek, Onunla bir söyleşi yapmak. Fakat... ...ya işte ben filan... ...fakat para teklif edildiğinde bunu şiddetle... ...reddetmesi icap eder ve kapıyı çarpıp... ...oradan çıkması icap eder... Hatta bunu belki de açıklaması da icap eder. Ya da o para veremeyeceğini anlayınca bu gazeteciye ya işte filan filan yani bağış yapacağım bir yer göster de ben de filanlara şöyle şöyle bağış yapayım falan gibi. Şirin gözükmeye çalıştığında da gene gazetecinin böyle bir şeyle işi olmaz. Yani ben seni filan vakfa yönlendireyim. Fişmekence yoksullara yönlendireyim. Sen onlara bir market çeki ver. Sen onlara bir şöyle şöyle bir bağışta bulun falan demez dememelidir. Neticede gittiğiniz insana yani niye gidiyorsunuz o insana? O insanın bir takım karanlık ilişkilerini sorgulamak üzere gidiyorsunuz. B bir, açıdan şöhreti var bu insanın uluslararası piyasada bu kara para ile ilgili konularda ve bu bu neviden karanlık işlerde. Haliyle böyle bir şeyin kenarından bile geçmezsiniz. Geçmemeniz icap eder. Anlatabiliyor muyum? O açıdan orada da sıkıntı var. Yani ben bağış için filan yere yönlendirdim. Fiş mekan yere yönlendirdim. Lafında kelimesinde de e, sıkıntı var. Büyük sorun var yani. Onun için mahalle afallamış durumda. O arada MIT hatırlayın ilk yayında ifade etmiştik haftanın ilk yayınında. Bozkır'ın getirildiğini Nuri Gökhan Bozkır Hablemitoğlu cinayeti savcısından 23 gün gizlemiş. Ki bu zaten böyledir. Yani bu bir kehanet değil. Bu, o, bu muazzam bir ee, ne bileyim ortaya çıkardığımız falan bir şey değildi çünkü e, böyle Türk bayrağı sağına soluna koyarak e, fotoğrafını çekip e, servis et, etmeler etmesi mitin paketlediği yurt dışından getirdiği insanları günler sonra oluyor esasen haftalar önce bir ay iki ay önce o kişi operasyonlanmış bulunduğu ülkeden getirilmiş oluyor bir sorgu merkezinde tutuluyor filan sonra e, gerekli sorgulamalar yapıldıktan belki gerekli belgeler imzalatıldıktan o kişinin bir anlamda tabir yerindeyse haşatı çıkarıldıktan sonra çünkü kameralar önüne çıktığında da sağa solu sargılı, sağa solu morarmış şişmiş, kolu kırılmış vaziyette çıkan örnekler var. Daha önceki yayınlarda bunu defalarca anlattık. Haliyle o fotoğraf çek, o fotoğraf yeni paketlenmiş getirilmiş de sabahında fotoğrafı çekilmiş değil. Günler haftalar önce olmuş bir şey ve burada da savcıdan 23 gün gizlemiş Milli İstihbarat Teşkilatı bu da e, bir anlamda malumun ilamı olmuş. Serdar Öztürk diyor ki bu konuları yakından takip eden bir gazeteci, Susurluk'ta bittiğini sandığımız Gladio bu seçimin de belirleyicisi, belirleyicisi gibi görünüyor. Dün Sedat Peker, bugün Levent Göktaş, yarın başka bir isim. Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar yayılmış bu yapı çözülmedikçe kim kazanırsa kazansın kaybeden vatandaş olacak diyor. Aynen böyle. Bu duyarlılık ve bu perspektifle yürümek icap ediyor. Levent Göktaş'ın hangi mahalleden olduğunun bir önemi yok. Zaten baktığınızda epey bir yenir-yutulur olmayan iddia var. Ve farklı tanıkların onu işaret etmesi var. Önünde, arkasında, sağında, solunda yanında durulacak biri değil. Bir bu, ikincisi. Bir dönem Ergenekon davasında yargılanmış olmak, hatta cezaevinde olmak kişiyi masum, kişiyi kahraman, kişiyi mağdur yapmıyor. Siz işte yani bugün mahallenin çıkmazı da o. Geçmiş darbe soruşturmalarında gerek soruşturma yürütülürken, gerek iddianame yazılırken, gerekse yargılama safhasında haksızlıklar yapılmış olabilir. Bir takım hukuk ihlalleri söz konusu olmuş olabilir. Esasa ilişkin, usule ilişkin vesaire. Gerçekten bir takım insanlar mağdur olmuş ve günahsız yere içeride tutulmuş olabilir. Günahsız yere yargılanmış, suçlanmış olabilir. Fakat siz Topyekün bütün darbe soruşturmalarını, özellikle 2007, 2012-2013 arasında, 2014 arasında gerçi hala da devam ediyor bir kısmı. Her neyse, bütün bu darbe soruşturmalarının hepsini toplayıp bunların hepsi düzmecedir dediğinizde ben bir dakika derim. Sonra bu, bu soruşturmalarda takip edilen veya bu iddianamelerle suçlanan veya bu mahkemelerde yargılanan, cezaevinde tutulan, tutuklu, hükümlü vesaire. Neyse bunların alayı masumdur, kahramandır, hepsi mağdurdur falan dediğinizde orada da bir dakika derim. Böyle değil. Anlatabiliyor muyum? Şu anda mahallede bu afallama var. Kastettiğim o. Sevgi Akar Çeşme Onca masum gazeteci, iş insanı ve akademisyene kolayca firari kaçak diyen Halk TV'de az önce diyor 26 Temmuz tarihli yayın Levent Göktaş için Hablimitoğlu cinayeti soruşturması sonrası gitmişti dendiğini duyduğu bu kulaklar. Şimdi yani firari sanık pozisyonunda, firari pozisyonunda adaletten kaçıyor, polisten kaçıyor. Yurt dışına çıkmadı da ortaya çıktı. Türkiye içinde adres değiştiriyor. Ama işte dediğim gibi Halk TV'deki ortakları veya yandaşları veya arkadaşları, dostları hala firari diyemiyor. Öbürüne belki ağzını, ağzını doldura doldura konuşurken, onlara cevap hakkı vermezken burada Levent Göktaş'ın bütün avukatları, bütün sevenleri, bütün tanıdıkları kuyruğa girmiş durumda. Sibel Gürcihan yazmış. Celal Ülgen'e bir avukat neden savunma şirketi kurar? Böyle bir şey neden ve nereden aklına gelir sorusu hiç sorulmuyor diyor. İşte... Ce Celal Ülgen de Levent Köktaş'ın Ergenekon sürecindeki avukatı. Levent Köktaş tweetleri ortaya çıktığında pazar günü o tweetleri ilk doğrulayan daha sonra da hayır hayır bunu on, o, bu tweetleri o atmamıştır diyen isim. Günlerdir de ekranlarda kanal kanal dolaşıyor. Dedim ya yani mahallede gerçekten büyük bir afallama var. Yani bir yandan da bu işi nasıl temizleriz? Nasıl toparlarız? Nasıl kurtarırız? Nasıl yırtarız? Nasıl çıkarız bu işin içinden diye bütün hafifletici sebeplere veya bütün bu konuyu sulandıracak insanlara birer birer müracaat ediyorlar. Etsinler ama enteresan bir veri paylaşacağım sizinle. 13. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Temmuz 2010 tarihli celseden. Yani bundan 12 yıl önce Ergenekon duruşması celsesinden bir Satır paylaşacağım. O zaman Levent Göktaş'ın e, vekili sıfatıyla Celal Ülgen mahkemede aynen şunu söylüyor: Müvekkillerimiz tutuklandığı zaman ilk tutuklandıkları günler her an bu adaletsiz ve bu haksızlık bitecek ve tahliye olacakları umuduna kapılırlar. Önceleri bu umut çok yüksektir. Gözlerinde ışıltılar vardır. Ama giderek süre uzadıkça o gözlerindeki parıltı yok olmaya sönmeye başlar ve tamamen kaybolur. Bunu bir avukat olarak hissedersiniz. Öyle bir noktaya gelir ki artık geri dönüş başlamıştır. Artık tahliye olacağı umudu kesilmiştir. Buna mahkumlar tahliye koması denir. Tahliye komasına girdikten sonra bir tutuklu artık ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemez duruma gelir. Bilinç kaybolur, akıl gider ve hangi rüzgar kuvvetliyse onun yönüne kapılır diyor. Cümle düşüklükleri bana ait değil. Aynen tutanaklara geçmiş haliyle okudum. Yani burada diyor ki Celal Ülgen, Bunlar, bunlar yıllardır içerideler ve bir noktadan sonra tahliye komasına girdiler. Tahliye olamadıkça da psikolojileri bozuldu. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemez duruma geldiler. Gelirler, bilinç kaybolur, akıl gider, hangi rüzgar kuvvetliyse onun yönüne kapılır. Dikkat edin Levent Göktaş adına atılan tweetlerde ben oraya bir daha girmem. Ben cezaevinde bir kere girdim bir daha girmem satırlarına dikkatinizi çekiyorum. Onu, onu getirmiştim iki program önce. Yani bir yanda da böyle bir olay var. Yani esasen avukatları da o celselerde bunu kabul etmişler. İçerideki Ergenekon sanıklarının psikolojileri bozuldu. Her şeyi yapabilecek durumdalar falan manasına gelen bir savunma yapıyorlar. O arada Cumartesi anneleri enteresan bir tweet dizisiyle Levent Göktaş'a sorular sormuş. AKP'li bir milletvekilinin babası HB ve dayısı MB nerede? Cumartesi anneleri biliyorsunuz 40 yıl belki daha uzunca bir süredir devletin kaybettiği insanları arayan anneler. 14 yıl boyunca TSK'nın kadrolu ter tercümanı, istihbaratçısı, sorgucusu olarak görev yapan generallerin manevi oğlu Yıldırım Beyler, 2009 yılında Sabah Gazetesi'ne verdiği günlerce süren röportajında önemli ifşaatlarda bulunmuştu. İfşaatların bir kısmında HB ve MB'nin isimlerinin MAK'ın ölüm listesinde listesine Levent Göktaş tarafından kendi el yazısıyla eklendiğini söylemişti. Kendisinin gözaltına alınıp Levent Göktaş'a teslim ettiği bu kişilerin sorgu sonrası öldürüldüklerini açıklamıştı. Ancak bu iddialarla ilgili Levent Göktaş yargı önüne hiç çıkmadı. Yargı makamlarına sesleniyoruz. Harcı evlatlarımızın kanıyla karılan duvarları tahkim etmekten vazgeçin. Cuma, cumartesi anneleri de Levent Göktaş'a sorular soruyor. Nitekim Ayşe Yıldırım Artı TV yayınında dün İnan Kıraç ve Alev Coşkun ekibi Cumhuriyet Gazetesi filan bahsederken Kıraç'ın avukatı yani İnan Kıraç'ın avukatı Levent Göktaş'la ilgili şunu söyledi. AKP Şırnak milletvekili işte biraz evvel Cumartesi annelerinin tweet'te dikkat çektiği hadise. AKP Şırnak, Şırnak milletvekili Rizgin Birlik'in babasını ve dayısını infaz etmiş. Şimdi böyle iddialar var. Levent Göktaş hakkında. Yine Erdal Doğan. Cumartesi annelerinin tweetini alıntılayarak şu notu düşüyor. Levent Göktaş Ergenekon'dan tutukluyken Erdal Doğan bir avukattır. Son dönemde yakinen takip eden isimlerden biridir. Ergenekon'dan tutukluyken Biroma bana hitaben o vakit talebe, takip ettiğim Hrant Dink ve zirve katliamında soruşturma ve kovuşturmanın genişletilmesi noktasında gündeme getirdiğim hususlardan vazgeçmem konusunda uzunca bir mektup yazdı. Yazıp göndermeyi kendine vazife edilmişti diyor. Evet. Bir yandan cumartesi annelerinin feryadı figanı, bir yandan Levent Göktaş'tan aldığı mektubu anlatan avukatlar bu konulara girme diyor. Evet. Vazgeçin diyor bu hususlardan. Ve özellikle son 1-2 gündür önce Levent Göktaş'a Le Levent Göktaş'a ait olduğu öne sürülen hesap o pazar günkü tweet dizisini atan mühim açıklamalar yapacağım video çekeceğim diyen hesap bunu yayanlar cemaatçi ilan edildi sonra da sıra yavaş yavaş Levent Göktaş'a doğru geliyor evet Nerede o Uğur Dündar'ın Yılmaz Özdil'in destanlar dizdiği yazılar zihninizden silindiyse arşivden de mi silindi diyor Cevheri Güven. Çiğdem Koç soruyor avukat günlerdir izliyoruz ama Ergenekon yok tamam Evet. Aydoğan vatandaş enteresan bir konuya dikkat çekmiş. Erdoğan açısından Hablemitoğlu davası Levent Göktaş olayı da Ergenekon'a yapmayı planladığı son büyük operasyonun enstrümanları sadece. Bu da enteresan bir açı. Enteresan bir analiz. Neyse dönelim biz yavaş yavaş gündeme. Mehmet Barlas... Ee, Ukrayna'daki savaşa dikkat, dikkat çekerek aman bak Türkiye doğruya gidebilir ha Erdoğan'ı seçin demeye getirmiş yazısında. 2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olacak diyor. Hep öyle oluyor zaten. Neyse. Hele diyor Ukrayna olayı ibret olarak gözümüzün önünde dururken seçmenin hata yapacağını tahmin etmiyorum. Bak bak bak. Tehdide bak. Neyse Ukrayna demişken Putin doğalgaz silahını çekti. Mühim şeyler oluyor. Alman ekonomisini çökertmek isteyen Putin yönetimi bu ülkeye sevkiyatı %20'ye indirdi. Haber böyle. Yine Rusya doğal gazı kesiyor. yani başlığıyla milliyete haber olmuş. Avrupa Birliği üyeleri ise gaz talebinin gönüllü olarak %15 azaltılması için anlaşmaya vardı deniyor. Yine işte Ukrayna'dan Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden İstanbul üzerinden dünyaya sevk edecek planda da acaba bir sıkıntı olur mu falan gibi endişeler var. Rusya'nın özellikle Odessa limanını vurmasından sonra hatırlatalım. Rusya daha bu anlaşmanın tahıl anlaşmasını mürekkebi kurumadan Odessa limanını vurmuştu. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ruslarla konuştuk biz yapmadık falan dediler demişti. Daha o lafın da mürekkebi kurmadan Rus hükümet sözcüsü Kremlin sözcüsü Odessa limanını vurduk dedi. Yani Türkiye'yi de yanıltıyorlar. Böyle tuhaf bir durum. Yani tahıl anlaşması, tahıl zaferi falan köpürtülürken bir anda Karadeniz'deki, Karadeniz üzerinden işte Türkiye üzerinden tahıl sevkiyatı üzerindeki riskler devam ediyor. İran'da görüşmüşlerdi. Üçlü bir zirve olmuştu. İran, Türkiye, Rusya zirvesi. Fakat günler sonra Erdoğan Soçi'ye bir kere daha Putin'in ayağına gidiyor. Kerim Has da ona dikkat çekmiş. Diyor ki son üç ziyaretin üçü de diyor Putin'in ayağına gidiyor. Putin bir türlü Türkiye'ye gelmiyor demiş. Enteresan. Belli ki bir yerlerde sıkışma var. Bunu öncesi ve sonrasındaki gelişmelerle okumaya çalışacağız. 5 Ağustos'ta Putin'le görüşecekmiş Soçi'de. Erdoğan demişken Erdoğan ÖTV'de yetki Cumhurbaşkanı'nda haberleriyle gündemde. Hangi yetki onda değil ki? Fakat şöyle de bir hikaye var. Zafer Timurçin çizmiş Cumhuriyet'te. Esasen eee promptra e bakarak konuşuyor ya Erdoğan e, televizyon programlarında da öyle. İşte yapacaklarımı şöyle özetleyebilirim diyerek esasen Promptır'da e ona sufle veren bir anlamda Kılıçdaroğlu. Güzel bir karikatür e, bu olayı anlatan. Erdoğan'ın tavırlarını ve e, özellikle Kılıçdaroğlu'nun hamleleri karşısında attığı adımları göstermesi açısından da esasen Erdoğan son dönemde promptra e bakarak değil Kılıçdaroğlu'na bakarak tavır belirlemeye başladı. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın elinden bir takım argümanları aldı. Son aldığı argüman Bay Kemal argümanıydı. Bakalım e, ne olacak? E, Cumhuriyet'in e, manşeti konuşuluyor. Fiyatları tayin eden Allah'tır vesaire. Ya Tuhaf bir şey var. Bunu okumuşsunuzdur zaten. İyi bir şey olduğunda Erdoğan'dan biliyorlar. Kötü bir şey olduğunda Allah'tandır diyorlar. Ayrı bir şey ama orada Mehmet Akif güzel bir cevap vermiş. Bir asır evvel yazdığı şiirde. Kadermiş öyle mi? Haşa bu söz değil. Doğru belanı istedin. Allah da verdi. Doğrusu bu. Uzunca bir e, şiir bu. Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Yeni değil bu olaylar yani. Hep olmuş, oluyor ve olacak. Bakın olacak. Bundan sonra da bunu göreceksiniz. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Demek ki her şeyin Allah, yanaşman, ırgadın o, çoluk çocuk ona ait. Lalan, bacın, dadın o. Ya sen nesin mütevekkil, yutulmaz artık bu. Biraz da saygı gerektir. Ne, ne saygısızlık bu. Hüdayı kendine kul yaptı, kendi oldu huda. Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete. Ha demiş Mehmet Akif. ÖTV ile devam edelim. Ben bir küçük örnek vereceğim bu ÖTV meselesiyle ilgili olarak. En azından bir Kıyaslama imkanı bulasınız diye ben kendim kıyasladım ve sizin için de bir çalışma yaptım. Minik bir çalışma. Golf. Volkswagen Golf üzerinden bu e, örneklemeyi yaptım sizin için. Golf'ün e, 8. versiyonu 2020'de çıktı. E, halen de piyasada çok tutulan arabalardan biri. Baz aldığım model 1.0 manuel modeli. Yani artık en basic, en donanımsız modeli, en başlangıç modeli öyle söyleyeyim. İngiltere fiyatlarını getiriyorum. Basic yani e, arabanın çıplak fiyatı 19.158 pound. %20 KDV 3.831 pound. Topladığınızda satış fiyatı 22.990 pound. Bu kadar. Burada arabalar böyle satılıyor. Yani %20 KDV koyuyorsunuz ve satıyorsunuz. Çıplak fiyatın üzerine %20 KDV konuyor ve satılıyor. Başka da hiçbir şey yok. ÖTV möteve hiçbir şey yok. Asgari ücret İngiltere'de 1.400 pound. Asgari ücretli bu aracı alabilmek için 16 ay çalışmak zorunda. 16 ay yemeden içmeden çalışırsa 1400 lirayı biriktirirse 0 bir Golf alabiliyor. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de Golf'ün çıplak fiyatı 293 milyon TL. Şey 1000 TL özür dilerim. ÖTV %80. Neredeyse arabanın çıplak fiyatı kadar ÖTV var. Bakın yani tabloda. Arabanın çıplak fiyatı 293 bin. ÖTV 234 bin. KDV 95.000. Zaten ÖTV ve KDV'yi topladığınızda arabanın çıplak fiyatını geçiyor. Ve arabanın total fiyatı 624 bin oluyor. Yani bugün Golf'ün başlangıç seviyedeki 1.0 manuel düz vites model araba aracı almak için Türkiye'de 624 bin TL saymanız gerekiyor. Sıfır araç bulursanız bir de. Asgari ücret Türkiye'de son açıklanan rakam 5500 TL. Asgari ücretli bu aracı alabilmek için 113 ay yemeden içmeden çalışmak zorunda. 113 ay. Yani neredeyse 10 yıla yakın bir süre. Evet. 120 ay çalışsa 10 yıl oluyor. Bir yılda 12 ay var. 120 ay 10 yıl oluyor. 10 yıldan 7 ay eksik yaklaşık 9,5 yıl diyelim. 9,5 yıl çalışmak zorunda. Evet. ÖTV hesabımız da bu. Ama gene TÜİK'in fiyat gıda fiyat endeksine göre kaynak orası 2021 Ağustos 2022 Temmuz arasında gıda fiyatlarının ikiye katlanma süresi 12 ay. Daha önce bu işte 2003'lerde 85 ay, 2010'larda 95 ay, 2017'lerde 46 aymış ama artık her, şey, her şeyin ikiye katlandığı bir döneme girilmiş durumda. Özellikle gıdada ki bu TÜİK'in gıda fiyat endeksi. 64 TL'ye 30'luk yumurta fiyatını gördüm Twitter'da. 64 TL'ye ve yumurta fiyatı burada daha ucuz TL'ye çevirdiğinizde bile. Yani direkt şey yapmadan asgari ücretli kaç yumurta alır falan hesabına girmiyorum. Burada pound olarak satılan yumurta neyse onu TL'ye çevirin. Türkiye'deki 30'luk yumurta 64 TL ondan daha ucuz. Fed faiz artırmış. Ancak Uğur Gürses önemli bir konuya dikkat çekiyor. Ekonomist, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn merkez bankaları da faizlerini artırdı. Fed'in artırması üzerine, Amerikan Merkez Bankası'nın artırması üzerine. Bu ülkelerin diyor faiz artırmalarının sebebi kendi paralarının değerini korumak için. Bizim Merkez Bankamız ise kendi parasının değerini bu ülkelerin paralarını swap yoluyla borç alıp rezerv yapmış gibi yaparak, gelişmiş ülkelerin paralarını da sa satarak koruyacağını zannediyor. İşte böyle bir tuhaflık var. Ondan dolayı muazzam bir bilinmezliğe gidiyor. Ama Ülke bu bilinmezliğe giderken e, batıya doğru yola çıkanlar var. Son derece enteresan bir veri. Avrupa verisi değil bu. Amerika verisi. Ekim 2019'dan Temmuz 2022'ye kadar. Daha 3 yıl değil. 2 yıl 9 aylık bir sürede. Meksika sınırından Amerika'ya geçerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 21.965 22.000 desen ona. Evet daha 3 yılı doldurmamış. Ekim 2019'dan bu tarafa Amerika'ya geçen, Meksika sınırından Amerika'ya geçen Türkiye vatandaşlarının sayısı bin. Neden? Meksika'ya vizesiz gidiyorlar ve oradan da yürüyerek artık bir takım yolunu bularak Amerika'ya geçiyorlar filan. Belki de oradan Kanada'ya geçiyorlar bilmiyorum. Tabii Türkiye'de gel ne olursan ol diyor. Yani en son Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine Karar vermiş Erdoğan. O arada sen Bulgaristan'a vizeyle gidiyorsun. Bunu unutmayın. Daha evvel bu farklı ülke e, vatandaşları için devreye sokulmuştu. Yaz tatildir, turizmdir. Herkes rahatlıkla gelsin falan diye. Tabii Bulgaristan'dan şöyle de bir hikaye var. Bulgaristan sınır komşusu da olduğu için. Bulgaristan'dan insanlar kimlikleriyle ellerini kollarını sallayarak gelecekler. Alışverişlerini yapıp dönecekler. Yani pasaporta da gerek yok. Böyle bir. Böyle bir tuhaflık var. Mütekabiliyet diye bir şey kalmadı. Eski kelime, diplomatik bir kelime. Karşılıklılık. Yani o sana ne yapıyorsa sen de o misliyle ona, yani misliyle değil, sen de aynı şekilde ona muamelede bulunursun. Yani karşılıklılık budur. Mütekabiliyet kelimesi çok güzel anlatıyor. Yani sen bana vize uyguluyorsan ben de sana vize uygularım. Sen bana uygulamıyorsan ben de sana uygulamamayı düşünebilirim falan filan. Bu, bu şey. Sen bana ne yapıyorsan ben de sana onu yaparım falan. Diplomasi de son derece geçerli. Evrensel bir kural diyebiliriz yani. Devletlerin tatbik ettiği ve bunu tatbik ettiği zaman da sorgulanmadığı. Diyelim ve böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Tuhaf şeyler oluyor. Gerçekten tuhaf değil miydi? Deminden beri anlattıklarımız tuhaftı evet. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.